Gece namazı ahiretin süsüdür. İmam Bakır aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Allah gece namazıyla sabahlayan kimseyi sever. İmam Sadık aleyhisselam da şöyle buyurmuştur. Aziz ve celil olan Allah, mal ve evlat dünya hayatının süsüdür buyurmuştur. Kulun gecenin sonunda kıldığı 8 rekat namaz ise ahiretin süsüdür. Yine İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Gece ibadet için kalkmayı terk etme. Şüphesiz kaybeden kimse, gece ibadet için kalkmayı terk eden kimsedir. İmam Sadık aleyhisselam buyurdu ki, ben Kur'an okuyan, gece yarıları uykudan kalkan ama sabah olup namaza kalkıncaya kadar, yani gece namazı için kalkmayan kimseden nefret ederim. Allah'ın sevgilisi buyurdu ki, erkek gece yarısı eşini uykudan uyandırır ve her ikisi abdest alıp namaz kılarlarsa, Allah'ı çok zikreden kimselerden sayılırlar. İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu. Aziz ve celil olan Allah, mal ve evlat dünya hayatının süsüdür buyurmuştur. Kulun gecenin sonunda kıldığı 8 rekat namaz ise ahiretin süsüdür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ın rahmeti gece yarısı kalkan, namaz kılan, eşini namaz için uyandıran, uyanmadığında yüzüne su serpen erkeğin üzerine olsun. Allah'ın rahmeti gece yarısı uykudan uyanan, namaz kılan, eşini namaz için uyandıran ve uyanmadığında yüzüne su serpen kadının üzerine olsun. İmam Bakır aleyhisselam ve İmam Sadık aleyhisselam şüphesiz gece yarısı kalkmak ayeti hakkında şöyle buyurmuşlardır. Maksat gecenin son anlarında kalkmaktır. İmam Sadık aleyhisselam hakeza ve okumak daha elverişlidir ayetinin tefsirinde şöyle buyurmuştur. Bu ayetten maksat insanın sadece Allah için, başkası için değil, yatağından kalkması, aziz ve celil olan Allah'ın huzurunda namaz kılmasıdır. İmam Rıza aleyhisselam, onu geceleri uzun uzun tesbih et ayetindeki tesbihten maksat sorulduğunda şöyle buyurmuştur. Bu tesbihten maksat gece namazıdır. İmam Kazım aleyhisselam, vitir namazının son rekatından başını kaldırınca şöyle diyordu. Burada iyilikleri senin kendisine verdiğin bir nimet olarak gören ve onlara şükretmekten aciz olan, günahı büyük ve avucunda himaye ve rahmetinden başka hiçbir şey olmayan kimse durmuştur. Zira sen mürsel peygamberine indirdiğin kitapta gecenin az bir bölümünde uyuyor, seher vakitleri mağfiret diliyorlardı buyurdun. Uykum uzun çekti, sabahlamam devam etmedi. Şimdi seher vaktidir ve ben günahlarım için zararı, ölümü, hayatı, haşrı ve neşri kendi elinde olmayan kimse gibi senden bağışlanma diliyorum. İmam aleyhisselam bu cümleleri buyurduktan sonra secdeye kapanıyordu.